Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersinin yani TET Türkçe dersinin ve onun sınıftaki Türk Dili ve Edebiyatı dersinin çok önemli konularından ve çok kolay konularından birini öğreneceğiz. Filmsel ve tamlamalar konusunu öğreneceğiz. Çok basit bir konu. Zaten bunu 8. sınıfta birazcık anımsıyorsunuz, hatırlıyorsunuz, belki biliyorsunuz da. Bugün de tam da ÖSYM standartına sizlere öğreteceğim. Ve sizler de bunun sonrasında sıfırdan onadan veyahut da onun sınıf Dinamo Soru Bankanızdan sorularınızı çözdüğünüzde yazılı sınavlarınızda, deneme sınavlarınızda bu konudan hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız. Şimdi arkanıza yaslanın. Hadi bakalım videomuz başlasın. Arkadaşlar filmsinin tanımını falan hiç vermiyoruz. Zaten filmsinin tanımı burada var. Mesela filmsiyle alakalı. <laughs> Fiillerden türeyerek cümle içinde isim, sıfat, zarf ya. Bunu geç. Tanımı boş Biz ne yapacağız? Filmsinin nasıl bulunduğunu bileceğiz. Diyor ki filmsi için önce ekleyim buluyoruz. Sonra geriye kalanlardan olumsuzluk eki, mame eki alanlara dikkat ediyoruz. Peki yüklem neydi? Şimdi hatırlarsanız bunu belki ortaokuldan hatırlarsınız. Böyle trenin vagonları vardı bu vagonlar böyle duruyorlardı la 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 Ama bu vagonlar gidemiyordu. Niye gidemiyordu? Çünkü bu vagonların tamam tekerlekleri vardı ama bunları götürecek bir motor yoktu. Bunlar vagondu. Bunları çekiyordu. Ama bu vagonları götürebilen bir şey vardı ki onun adı neydi? Loko lokomotifti. Yani trenler lokomotifle gidebiliyordu. İşte Türkçe'de de Türkçe'de de cümlenin içerisinde bir lokomotif var. Yani yüklem var. Bir de vagonlar var. Mesela diyelim ki öğrenciler diyelim. Öğrenciler kelimesi bir yüklem değil. Bir vagon, bir kelime yani. Öğrenciler dersi şu anda dikkatlice dediğim zaman bu cümlede yüklem yok. Yani bu cümlede lokomotif yok. Nasıl bu tren lokomotifsiz gidemiyorsa bu cümlenin de yüklem olmadığı için cümle değil. Bu cümle eksiltili cümle. Öğrenciler derse şu an dikkatlice dinliyor dediğimizde işte dinliyor sözcüğü yüklem oluyor ve artık bu bir cümle oluyor. Bak nasıl lokomotif geldiğinde tren rahatlıyor oh gidebiliyorum diyor. Çu 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 ediyor. Siz de diyeceksiniz ki kardeşim yüklem geldiği zaman yani yüklem geldiği zaman cümle rahatlıyor. Öğrenciler dersi şu anda dikkatlice Dinliyor deyince cümle rahatladı. Dinliyor kapatınca cümle olmuyor. O zaman bunu neden anlatıyorsunuz hocam? Delirdiniz mi? Hayır. Aynı bunun kadar basit bir şey esasında. Burada yüklemi bulacaksın. Sonra geriye kalan sözcüklerden bir, iki, üç, dört, beş tane sözcük arasından ne yapacakmışız? Geriye kalanlardan mami kalanlara alanlara dikkat edeceğiz. Gelin şimdi birlikte yapmaya çalışalım. Demiş ki sınava hazırlık sürecinde gayretli olanlar sınavda başarılı olur. Başarılı olurun yüklem olduğunu biliyoruz. Bak bunu Dikdörtgen için aldım. Bu lokomotif. Niye bunu kapattığım zaman cümle olmuyor? Sınav hazırlık sürecinde gayret olanlar sınavda. He, he, ne diyorsun kardeşim? Başarılı olur olmazsa bu cümle olmuyor. Şimdi başarılı olur bulduk. Sonra geriye kalan kelimelerden mahluk alanlara dikkat ediyoruz. Sınav var hazırlık sürecinde gayret olanlar olmayanlar. Bakın olanlar olmayanlar diye biliyorsun. İşte bu soluyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Gelenlerin kim olduğunu anlamak zordu. Bak zor yüklem burada. Yani yüklem bazen fiil olabilir, bazen isim olabilir ama yüklem yüklemdir yani. Lokomotif lokomotiftir. Yani sen lokomotifi görünce nasıl tanıyorsan, yüklemi de görünce hemen tanıyacaksın diyeceksin ki, gelenlerin kim olduğunu anlamak zordu. Zordu diye hemen dikdörtgen işini alıyorum. Sonra geriye kalanlardan mavi iki alanlara dikkat ediyorum. Gelenlerin, gelmeyenlerin kim olduğunu, olmadığını anlamak anlamamak diyorsun bu kadar basit. Bak, gelenlerin, gelmeyenlerin dediğin için bu bir fiilimsi. Olduğunu, olmadığını diyebildiğin için bu bir fiilimsi. Anlamak anlamamak diyebildiğim için bu bir filimsi oluyor. Şimdi buraya bakalım. Burası biraz kafa karıştırıcı. Buraya dikkat etmeni istiyorum. İstedim dün akşam buraya gelmeni. Bu cümlenin yüklemi nedir dediğimde sakın gelmeni demeyin. Yani yüklem her zaman sonda olmak zorunda değil. Biliyorsunuz ki devrik cümleler de var. Yüklem bazen sonda değil de başta ortada olabiliyor. Bu cümlenin yüklemi istediğim sözcü. Çünkü dün akşam buraya gelmeni diye bir cümle olmaz. Dün akşam buraya gelmeni İstedim deyince cümle oluşuyor. İşte istediğimi bulduktan sonra geriye kalanlardan mame kanalara baktığımızda burada da gelmeni gelmemeni sözcüğünün e, olduğunu bulacaksınız. Şimdi yüklemi bulmak çok önemli. Neden? Yani tabii ki ben böyle lokomotif vagon falan diyorum ama bazen cümlenin sonunda olmayınca kafa karıştırabilir. Siz hissedeceksiniz. Diyeceksiniz kardeşim bu olmayınca cümle olmuyor. Bu olmayınca cümle olmuyor. Bu olmayınca cümle olmuyor. Bu olmayınca cümle olmuyor diyeceksiniz. Şimdi bu kadar basit. Filmsi böyle bulunuyor. Şimdi peki fiilimsisi sınavlarda nasıl soruluyor? Bize diyor ki fiilimsinin sözcük türünü olarak sorabiliyor. Diyor ki mesela çalışan öğrencileri severim. Mesela burada çalışan, çalışmayan filmsi diyor. Tamam. Ama bunun çeşidini soruyor. Nasıl öğrenciler, akıllı öğrenciler, sizden bahsediyorum. Dikkatli öğrenciler, süper öğrenciler, çalışan öğrenciler. Çalışan sözcüğü bir sıfat oluyor. Dolayısıyla biz buna sıfat fiil diyoruz. Burada mesela üniversiteden çıkmış bu. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır demiş. Bu sıfat fiil olmuş. Bu kadar basit. ÖSM'nin ışığında soruyorum. Burada yazdığım bütün örnekler ÖSM'nin soruları arkadaşlar. Hiçbirini kendi kafamdan yazmıyorum. Şimdi mesela bu sözcük türlerini şöyle göstereyim. Hatırlarsınız belki 9. sınıftan. İşte isimler vardı. İşte özel isim, cinsim. Sıfatlar vardı. Güzel ev, akıllı çocuk. Bir de zarflar vardı. Hatta sıfatlar e, isimlerin sevgilisiydi. Zarflarda da fiillerin sevgilisiydi. Hatırlıyor musunuz? Mesela Hediye istiyorum dediğimizde hediye isimdi, istiyorum fiildi. Çalışkan öğrencileri severim dediğimizde severim fiildi, öğrenci isimdi, çalışkan da onun sıfatıydı. Nasıl öğrenciler? Çalışkan öğrenciler. Yarın anlaşırız dediğimizde anlaşırız fiildi, yarın da onun zarfıydı. Ne zaman? Yarın. Şimdi bunlar isim, bu sıfat, bu zarf. Bak. Isim, sıfat, zarf. Şimdi ben size isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilleri göstereceğim. Bakın şimdi. Mesela... Ee, bir fiil söyleyin bana mesela diyelim ki ne olsun hangi fiil olur? Konuşmak bak konuşmak. Bir tane adam var burada tamam böyle bıdı 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 konuşuyor. Aynı benim gibi konuşuyor bak şöyle hatta konuşam yapalım. Konuşuyorum. Şimdi bu bir fiil. Şimdiki zamanda şekillenmiş bir fiil. Bunu da dokuzun sınıfta öğrenmiştik. Konuşuyorum fiil. Şimdiki zamanda şekillenmiş hocam. Tamam. Şimdi ben bu fiili alıyorum. Buraya koyuyorum. Konuş diye kökünü alıyorum. Bak fiilden türeyerek diyor ya. Fiil kökünü alıyorum. Konuş kökünü alıyorum. Sonra getirdiğim eklerle bunu isim sıfat zarf yapacağım. Bak şimdi. Konuş Mak istiyorum. Konuşan öğrencileri severim. Konuşunca anlaşırız. Şimdi bak konuşmak artık bir isim oldu. Bak konuşuyorum bir fiil ama konuşmak istiyorum cümlesinde istiyorum fiil konuşmak bir isim. Niye? Ne istiyorum? Kitap istiyorum. Hediye istiyorum. Arkadaş istiyorum. Sevgi istiyorum. Ne bileyim işte mutluluk istiyorum. Konuşmak istiyorum. Konuşmak bir isim. Dolayısıyla buna biz isim diyoruz. Buna da isim diyoruz. Ama bu aynı zamanda konuşmamak diye olumsuz yapılabildiği için buna isim fiil deniyor. Anlaştık mı? Mesela çalışkan bir sıfat ama çalışmakan diyemiyorsun. Konuşan ise bir sıfat fiil. Niye konuşmayan öğrenciler diyebiliyorsun? Yarın bir zarf ama konuşunca bir zarf fiil. Niye? Çünkü konuşmayınca diyebiliyoruz. Yani dolayısıyla sen diyeceksin ki ben yüklemi bulurum kardeş. Benim kafamı karıştırdım hocam. Ben şöyle vagonlara bakarım. Vagonlardan lokomotifi bulurum ardından. Lokomotifi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden Mame eki alanlara dikkat edelim diyeceksiniz. Mame eki alan bu mu? Sonrası aldığı eklere göre isim fiil, sıfat fiil ya da zarf fiil olduğunu zaten ben şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi böyle sözcüğün türünü sorabiliyorlar. Aynı zamanda aynı zamanda sözcüğün yapısı bakımından da soruyorlar. Mesela bu işten işlemek, işlemekten işleyen demir bu türemiş oluyor. Niye? Türemiş sıfat diye sormuş bunu ÖSYM. E. Yani nasıl sıfat? Türemiş sıfat. Niye? Çünkü yani fiilken sıfat olmuş, tür değiştirmiş. Veya cümlenin ögelerinde de soruyorlar. Mesela Zordur yüklem. Ne zordur? Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek. Yani bu belirlemek fiilimsisi arkasındakilerin hepsini içine alıyor. Yani fiilimsiler yan cümle oluşuyor. Bunu da sorabiliyorlar. Ya da cümle türlerinde de burada kaç tane fiilimsi vardır demiyorlar da kaç tane yan cümle vardır diyorlar. Mesela bu soruyu sorayım bakalım kimler bilecek. Ee, genellikle öğrenciler bilemiyor. Siz bilebilecek misiniz bilmiyorum. Bu cümlenin içerisinde kaç tane fiilimsi var? Ne yapıyorduk? Önce lokomotifi buluyorduk. Lokomotifi bulduk. Yani yüklemi. Sonra geriye kalan kelimelerden mameyki alanlara bakıyoruz. Bozkırlaştıran, bozkırlaştırmayan. Ormanlaştırmak, ormanlaştırmamak. Güzelleştirip, güzelleştirmeyip. Zenginleştirmek, zenginleştirmemek. Bakın bu da yine 96'da üniversite sınavında sorulmuş bir soru. Şimdi özetle, bura ÖSYM'nin sorduğu sorular. Bize hocalarımıza zor sorabilir diye bunu anlattım. Fiilimsinin nasıl bulunduğunu öğrendik. Yüklemi bul, geriye kalanlardan mameyki alanlara dikkat et. Lokomotifi bul, geriye kalanlardan mameyki alanlara dikkat et. Mesela bu cümlede fiilimsi yok. Devam ediyoruz. Fiilimsinin çeşitleri olabileceğini söyledik. Şimdi fiilimsi ile fiili karıştırmamamız lazım. Biri fiil, biri fiilimsi. Fiilimsiler, geçen sene öğrenmiştik bunu. ...kip eki almıyor. Yani hani var ya... ...şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman... ...duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman... ...gereklilik kipi, istek kipi... ...böyle bir şeyler vardı hatırlıyor musunuz? Milimalı, sesa, yor, şi... İşte onları almıyor. Kip eki almıyor. Temel cümleye bağlı yan cümle oluşturuyor. Mesela... ...öğrenciler dersi sessizce... ...dinliyor dediğimizde... ...yor, şimdiki zaman eki bu bir fiil. Ama öğrenciler dersi sessizce dinlerken... ...uya kaldı mesela. Örneğin öğrenciler dersi sessizce dinlerken e, ee, dediğimizde mesela mutluydu dediğimizde buradaki dinlerken bir fiil değil. Bu bir zarf fiil. Bunu sonradan göreceğiz. Yani bu bir fiilimsi. Ahmet arkadaşın yarın sinemaya götürecek. Bak götürecek bir fiil. Cümlenin sonunda bir lokomotif. Ama Ahmet'in arkadaşını yarın sinemaya götüreceğini duydum dediğimizde duydum sözcü bir fiil ama götüreceğini sözcü bir fiilimsi oluyor. Çünkü bu kipeki almamış. Bu fiilimsi almış. Bu kipeki almamış. Bu fiilimsi almış. Şimdi filmsiyle çekimli fil farkını bir de şöyle göstereyim. Mesela Ali Bey odasına girdi. Virgül koltuğuna oturdu. Bak bu bir fiil. Ali Bey odasına girdi. Cümle bitebiliyor. Koltuğuna otur diye devam etmiş. Ama Ali Bey odasına girip koltuğuna otur dediğimizde işte bu fiilimsi. Niye? Çünkü bak bu cümleyi bitiremiyor. Ali Bey odasına girip diyorsun. Yani sonra koltuğuna otur diye ancak bununla bitirebiliyorsun cümleyi. Yani buradaki lokomotif bu. Yani bitiren bu. Bu bir, bir vagon yani. Bu böyle mame alabilen bir vagon. Bu ise bu ise bir fiil. Bak bu da fiil bu da fiil. Mesela bu şair ilk şiiriyle tanınmış. Bak bu bir fiil. Tamam mı? Şu bir fiildi. Şu da bir fiildi. Bu da bir fiildi. Ama bu fiilimseydi. Tanımış insanların olduğu bir yere geldim dediğimizde geldim fiil ama olduğu olmadı. Tanınmış tanımamış. Bunlar ise arkadaşlar fiilimsi oluyor. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi, fiilimselerle çekimli fiil arasındaki farkı şöyle gösterelim. Çekimli fiillerin iki yeşil renk olsun, fiilimselerin iki turuncu renk olsun. Mesela, öğrenciler soruları yazdı, görülen geçmiş zaman. Öğrenciler soruları yazıyor, şimdiki zaman. Öğrenciler soruları yazmış, duyulan geçmiş zaman. Öğrenciler soruları yazar, geniş zaman. Öğrenciler soruları yazacak, gelecek zaman. Öğrenciler soruları yazmalı, gerekli gibi. Öğrenciler soruları yazalım, mesela istek gibi. Öğrenciler soruları yazsa deyince sanki böyle devam edecek. Öğrenciler soruları yazsa daha iyi anlar gibi bir şey oluyor. Veyahut da öğrenciler soruları yazarsa bunlar fiil ekip. Sadece şu ikisi biraz kafa karıştırıcı. O yüzden buraya şey yaptık. Şimdi bak dikkat etseniz fiiller cümleyi bitirebiliyor. Yani lokomotif olabiliyor. Şimdi fiilimsi demeklere bakalım. Öğrenciler soruları yazınca e öğrenciler soruları yazarken nasıl yani devam et cümleyi bitir. Öğrenciler soruları yazıp efendim öğrenciler soruları yazmak ne istiyor mu? Öğrenciler soruları yazanlara, ne diyorsun devam et. Öğrenciler soruları e, yazarak, öğrenciler soruları yazdığında, öğrenciler soruları yazmadan, öğrenciler soruları yazarken, bak gördünüz mü? Bunların hiçbiri cümleyi bitiremiyor. Yani şöyle bir cümle olmaz. Öğrenciler soruları yazınca diye bir cümle olmaz. Ama öğrenciler soruları yazdı diye bir cümle olur. İşte bak bu dili geçmiş zaman, şimdiki zaman, duyulan geçmiş zaman, geniş zaman, gelecek zaman, gereklilik kipi, istek kipi. Bunlar fiil kipleri ve cümleyi bitirebiliyor. Bunlar fiil yani. Bunlar ise fiilim Ama aralarındaki ortak nokta şu. İkisi de mamekar. Yazınca yazmayınca, yazarken yazmazken, yazıp yazmayıp. Yazmak yazmamak, yazanlara yazmayanlara, yazarak yazmayarak, yazdığında yazmadığında, yazmadan yazıp, yazarken, yazmazken, iki defa yazmış yazarken, neyse. Dolayısıyla bunlar mameyke. Bunlar da yazdı yazmadı, yazıyor yazmıyor. Ama bunun mameyke almasan daha önemli olan bir şey bu cümleyi bitirebiliyor. Bu bir fiil yani. Şimdi fiilimsinin çeşitleri var. Bir isim fiil var, bir sıfat fiil var, bir de zarf fiil var. Ne yapıyorduk? Vagonlara bakıyorduk, lokomotifi buluyorduk, Geriye kalanlarda mame iki alanlara bakıyorduk. Şimdi mame kalanlar alanlar filmsiydi ama bir de onun çeşitleri var. Şimdi isim fiil de aynı bir şekilde. Baktık vagonlara. Lokomotifi bulduktan sonra vagonlara baktık. Mame ile olmuş yapılabilene göre bir kere fiilimsilerin özelliği isim fiil geçerli. Yani mameyi alacak. Ama bir de bunun ma, ış, mak diye kendine özgü ekleri var. Yapım ekleri var. Mesela seyahat etmek insanı rahatlatır. Rahatlatır yüklemimiz. Etmek etmemekte de fiilimsimiz. ...MEC eki aldığı için de isim fiil. Soruların çözümü esnasında dikkatli olmayı unutmamalısın. Unutmamalısın yüklemimiz, lokomotifimiz. Olmayı olmamayı... ...bu da bak MEC almış isim fiilimiz. Onun gidişine hepimiz şaşırmıştık. Şaşırmıştık yüklemimiz. Gidişine gitme işine iş eki. Bu da isim fiil eki olduğunu gösteriyor. İsim fiiller isim tanımlaması oluşturabiliyor. Kendime bir çalışma programı hazırladım. Bak, bu isim tanımlaması. Bazı kelimeler fiilimiz özelliğini kaybediyor. Yani dondurma gözleme, yağış, sarma, uçurtma bunlar artık sen dondurmama diyemezsin yani. Bu artık kalıplaşmış bir isim oluyor. Buna fiilimsi diyemezsin. Mema olumsuzluk ikili isim fiilikinde karıştırmamalıyız. Akşamki yaptığın konuşma çok etkiliydi. Bak bu fiilimsi. Lütfen bu şekilde konuşma. Deyince konuşma diye emir kipinden çekimlenmiş. Gelelim sıfat fiili. Burada da yine aynı mantık. Vagonlara bakıyoruz. Lokomotifi bulduktan sonra yani cümlenin içerisinde. Mame iki alanlar fiilimsi. Mame aldıktan sonra an, esi, mez, ar, ecekmiş eki alanlarda sıfat fiil oluyor. Bakın bu üniversiteden çıkmış bir paragraf. Demiş ki buradaki fiilimseleri bulun demiş. Bir tanesi sıfat fiil değil demiş. Onu bulun demiş. Şimdi bakın. Kıyı köyün eski adı Midye. Kazan ile pabuç denize döküldüğü yerde yüksek bir kayaların üzerine kurulu. Bak. kurulu yüklemimiz Kazandere ile pabuç denize döküldüğü dökülmediği. Bak dük eki almış sıfat fiil. Döküldüğü yer. Bu ilginç konumun yanı sıra daracık sokakları, eski ahşap evleri ve balıkçı yaşantısı burayı büyüleyici hale getiriyor. Şimdi getiriyor yüklemimiz. Sonra mameyka alan ifade arıyorum. Bu ilginç konum yanı sıra daracık sokak. Burada başka bir mameyka alabilen bir şey yok. Devam ediyoruz. Bir zamanların zor ulaşılır balıkçı köyü artık keşfedilmiş bir yer. Bak. Yer yüklemimiz. Bak. Keşfedilmiş, keşfedilmemiş. Anası mezar dikecekmiş bir almış. Keşfedilmiş yer. Ulaşılır ulaşılmaz. Arek almış bak. Bu da yine bir sıfat fiiliki. Arek. Kıyı izleyen orman yolları. Kıyı köyü ve iğne adı arasında da aynı şekilde uzayıp gidiyor. Gidiyor yüklemimiz. İzleyen izlemeyen. Enek almış. Başka da fiilimsi var. Ama uzayıp. Uzayıp ise ıpeki yok bak burada. Ipeki olmadığı için bu zarf fiil olacak. Dolayısıyla döküldüğü yer. Keşfedilmiş yer. Ulaşılır köy. E, kıyı izleyen orman yolları. Bunların her biri birer sıfat fiil. Ama burada bir tane zarf fiil var. Bu da 2016'da üniversite sınav sorusu olarak öğrencilere soruldu arkadaşlar. Size de sınavda hoca der ki filmleri bul der. Hemen mame iki alanlara bakacaksın. Sıfat fiilleri bul der. Mame iki alanlardan bu ekleri alanlara bakacaksın. Sıfat fiiller sıfat alması oluşturur ve bazen önlerindeki ismin yerine geçip adlaşmış sıfat fiil olabilir. Adlaşmış sıfat fiil olabilir. Yani şu bazı yazarları beğeniyorum. Beğendiğim yazarların kitaplarını alıyorum. Bak şimdi. Bazı yazarları beğeniyorum cümlesinde fiilimsi var mı? Yok. Yüklemi bulduktan sonra bunlara bakıyorum. Mahmeki alan yok. Beğendiğim yazarların kitaplarını alıyorum. Alıyorum yüklemini buldum. Geriye kalanların içerisinde fiilimsi var mı? Aa evet var. Beğendiğim, beğenmediğim. Ve beğendiğim yazarlar da bir tamlama bak. Nasıl yazarlar? Beğendiğim yazarlar, akıllı yazarlar, güzel yazarlar, iyi yazarlar, beğendiğim yazarlar. O zaman burası nedir? Sıfat fiil oluyor. Beğendiklerimi size de söyleyeceğim dediğinde şimdi söyleyeceğim fiil yüklem. Beğendiklerim beğenmediklerim bu da sıfat fiil. Ama burada tamlama yok bak. Beğendiğim yazarlar bir tamlama yani ikili ama beğendiklerimi bir tamlama değil. Bu adlaşmış sıfat fiil oluyor. Zaten birazdan tamlamalarda size göstereceğim. Bir de mezar dikecekmiş eklerini kipekleriyle karıştırmamalıyız. Hani şurada göstermişim ya. fiilimsi ekleri vardı hatırlarsanız. Şurada. Nerede? fiillerle fiilikleri karıştırma. Ha. Şunlar fiil ekleriydi. Mesela miş eki. Anası mezar dikecek miş ki Bazen gözden kaçabiliyor. An mezar dik ecek miş. Böyle sanki fiil ile fiilimsiler karışıyor gibi oluyor ama ona bakacağız şimdi. Bakın. Kolilerde kırılacak eşya var dediğimizde. Bak şimdi. Diyeceksiniz ki. Hocam bu var yüklem. Kırılacak kırılmayacak fiilimsi diyeceksiniz. Bu sıfat fiil. Ama Dikkat et. Hepsi kırılacak dediğinde ise burada bunun fiil olduğunu bileceksiniz. Bu çünkü cümlenin sonunda ve yüklem yani. Anlaştık mı? Bazı filimsilerde nasıl mamek alamadığı zaman kalıplaşıyorsa sıfat fiillerde de var. Yani fiilimsisi özelliğini kaybediyor. Mesela dolmuş. Dolmamış diyemezsin ki. Yazarlar mesela yazar, Yiyecek, içecek, çizer, döner hani şeye gidip dönerce gidip bana iki, yarım ekmek dönmez ver diyemezsin. Artık bu kalıplaşmış. Fiilden türeyerek sıfat görevinde kullanılan her kelime de değildir. Bak çalışkan öğrenciler dediğimizde bu çalışkan sıfat doğru. Ama sıfat fiil değil. Niye? Buna mameyki gelmiyor. Ama çalışan öğrenciler hem sıfat hem de sıfat fiil. Niye? Çünkü çalışmayan öğrenciler diyebiliyoruz. Yani olay esasında çok basit arkadaşlar. Cümlenin içerisindeki yüklemi buluyorsunuz. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalanlardan... ...mame alabilenlere dikkat ediyorsunuz. Mame iki alamıyorsa... ...şunlar gibi artık fiilimsi olmuyor. Mame alıyorsa fiilimsi oluyor ama ondan sonra da... ...ekleriyle ayırıyorsunuz. Gelelim zarf fiillere. Bir kere o da mame ile yapılabiliyor. Ve bu tarz ekleri var. Ama zarf fiillerin en önemli özelliği biliyor musunuz? Hani demiştim ya... ...lokomotiflerin içerisinde, vagonların içerisinden... ...mame alanlara dikkat edin demiştim ya. Mame iki alanlara dikkat ediyorsun. Ve genellikle yükleme sorulan... ...yani lokomotife sorulan... ...ne zaman veya nasıl sorularının cevabı oluyor? Mesela onları duyar duymaz seni aradık. Şimdi aradık yüklemimiz. Bunu bulduk. Ne zaman? Duyar duymaz. Bak duyar duymaz biz zarf iyi. Şair imgelerini anlatı anlata bitiremiyor. Bitiremiyor yüklem. Nasıl bitiremiyor? Anlatı anlatı. Eski günleri hatırladıkça özlemim artıyor. Artıyor yüklem. Ne zaman? Hatırladıkça. Anlatmaya anlatmaya. Hatırlamadıkça. Duyar duymaz. Bunların her biri mameyke alabilen ve... Ne zaman, nasıl, ne zaman sorularına cevap veriyor. Şimdi bakın, zarf fiiller yükleme sorulan ne zaman veya nasıl soruların cevabıdır dedik ya. Mesela yürüyerek gittim. Nasıl gittim? Yürüyerek. Yürümeyerek diyebiliyorsun. Çalışıp kazandı. Nasıl kazandı? Çalışıp kazandı. Durmadan çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Durmadan çalışıyor. Bunların her biri nasıl sorusuna cevap verdiği için durum bildiriyor arkadaşlar. Bunu durum bildiriyor diye de soruyor. Birazdan soruyu çözeceğim. Onu eve gelince gördüm. <laughs> ne zaman gelince gördüm. Çıkarken şemsiye alırsın. Ne zaman çıkarken. İçeri girer girmez bana sarıldı. Ne zaman girer girmez. Bunlar da ne zaman sorusuna cevap verdiği için zaman bildiriyor. Size sınavda durum mu bildiriyor, zaman mı bildiriyor diye sorabilir. Sen diyeceksin ki yürüyerek yürümeyerek, çalışıp çalışmayıp, işte gelince gelmeyince, çıkarken çıkmazken. Bunların fiilimsi olduğunu biliyorsun. Aldığı eklerden dolayı ve verdiği sorunun cevabından dolayı zarf fiil olduğunu biliyorsun. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum bildiriyor diyeceksin. Ne zaman sorusuna cevap veriyorsa da zaman bildireceksin. Bakın üniversiteden çıkmış sorum. Düşüncelerini çekinmeden söylerdi. Söylerdi yüklemimiz. Nasıl söylerdi? Çekinmeden. Bak nasıl sorusuna cevap verdiği için bu durum bildiriyor arkadaşlar. Soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlıyordu. Yanıtlıyordu yüklemimiz. Nasıl yanıtlıyordu? Düşünerek yanıtlıyordu. Düşünerek düşünmeyerek. Nasıl sorusuna cevap verdiği için bu da yine durum bildiriyor. Sınavdan hemen sonra güle evine gitti. Gitti yüklemimiz. Nasıl gitti? Güle oynaya. Bak bu da yine nasıl sorusuna cevap verdiği için durum bildiriyor arkadaşlar. İşi zamanında bitirmek için ölesiye çabalıyordu. Çabalıyordu yüklemimiz. Nasıl çabalıyordu? Ölesiye çabalıyordu. Bu da yine nasıl sorusuna cevap verdiği için durum bildiriyor. Bence o buraya geleli çok değişti. Değişti yüklemimiz. Nasıl değişti değil bak. Ne zaman değişti? Buraya geleli çok değişti. Bu ne zaman sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar zaman bildiriyor. O yüzden cevabımız E seçeneği oluyor. Devam edelim. Bağ fiil yani zarf fiil cümleleri birbirine bağlar. Bak Aykut çok çalıştı. Sınavda başarılı oldu. Bak, birinci yüklem, ikinci yüklem. Aykut çok çalışıp sınavda başarılı oldu dediğin zaman ne yaptı? Cümleyi birbirine bağladı. Aynı zamanda isme gelen ken eki ile bağ fiil ırken ekini karıştırmamalıyız. Hastayken canı bir şey istemedi. Şarkı söylerken çok mutlu oluyorum. Şimdi bu bir fiilimsi değil. Niye? Buna mame eki getiremezsin. Ama bu bir fiilimsi. Niye? Söylerken söylemezken diyebiliyoruz. Şimdi fiilimselerin oluşturduğu yan cümleleri bölemiyoruz arkadaşlar. Mesela Emre yarın kardeşini sinemaya götürecek dediğimizde götürecek bir yüklem. Kim götürecek? Emre götürecek. Ne zaman? Yarın götürecek. Kimi? Kardeşini götürecek. Nereye? Sinemaya götürecek. Bunların her biri birbirinden bağımsız birer öge. Yani buna cümle ögelerinde özne diyeceğiz. Buna zarf tümleci diyeceğiz. Buna belirtili nesne diyeceğiz. Buna işte dolaylı tümleci diyeceğiz. Buna yüklem diyeceğiz. Niye? Bunların her biri neden bağımsız? Çünkü bunu yer değiştirebilirsin. mi Emre götürecek diyebilirsin. İşte yarın götürecek diyebilirsin. Kardeşini götürecek. Sinemaya götürecek diyebilirsin. Yerlerini değiştirebilirsin. Bunların her biri böyle put put, put Lego gibi değiştir yerini. Ama şuraya bakalım. Emre'nin yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Şimdi duydum yüklemimiz. Şimdi Emre'nin duydum diyebiliyor musun? Ya da yarın duydum. Ya da sinemaya duydum. Diyemiyorsun. Çünkü burada bir fiilimsi var. Fiilimsi içindekileri bir alt küme yapıyor. Bir elektrik süpürgesi gibi fıt diye içine çekiyor bir yan cümle oluşuyor burada. İşte neyi duydum? Belirtili nesneyi duydum. Yani Emre'nin yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Bunun cümleni ögelerini ayırırken <laughs> özne, zarf türüneci, belirtili nesne, dolar türüneci, yüklem diye beş tane öge buluyorsun. Burada ise iki öge oluyor. Niye? Çünkü burada fiilimsi yok. Ama burada fiilimsi var. Bak filmsi götüreceğini götürmeyeceğini arkasına arkasındaki diye çekti bir yan cümle oluşturdu. Yani cümle ögelerinde burası iki ögeden oluşuyor. Bir de filmlerin serinin belirlerken aldığı eke bakacağız. Sonradan görme insanlar hiçbirimiz beğenmeyiz. Bak beğenmeyiz yüklem. Tamam. Buradaki film hangisi? Görme. Bu isim fiil. Niye M eki almış? Burada sıfat ne bile olsa isim fiil. Gördüklerimi size anlatacağım. Anlatacağım yüklemimiz. Neyi anlatacağım? Gördüklerimi. Bak bu da dık eki almış sıfat fiil. Bak bu isim fiil. Bu sıfat fiil. Koşarak geldi. Nasıl geldi? Koşarak geldi. Bak bu da yine erek aldığı için zarf fiil diyeceğiz arkadaşlar. Buna göre hareket edeceğiz. Şimdi geldik tamlamalara. Şimdi arkadaşlar tamlamaların özelliği şu. Mesela şöyle bir arkadaşınız düşünün. Bunun adı Ali olsun. Ali tek. Yalnız. Bu tamlama değil. Bunun adı kim? Osman. Osman da yalnız. Tamam. Bu kim? Ataberk. Bu da yalnız. Bunlar üçü de yalnız. Bunlar tamlama değil. Ama burada bir arkadaşımız var ki bu ise yalnız değil. Bunun Ece ve işte Berkay. Bu ikisi bir tamlama olmuş. Veyahut da işte Sudenaz ve işte Orhan. Bu ikisi bir tamlama olmuş. Aynı bunları tek başına gördüğünüz gibi, bunları bir çift olarak gördüğünüz gibi sözcükleri de tamlama ya da değil olduğunu yakalamanız lazım. Mesela kardeşi dün mahallemize geldi. Kardeşi, dün, mahallemize geldi. Bak. Kardeşi tek başına. Dün tek başına. Mahallemize tek başına geldi. Zaten o fiil. Onu geç. Şimdi buraya bakalım. Gökçe'nin kardeşi. Bak bu iki kelimeden oluşuyor. Gördünüz mü? Tamlama bu. Dün akşam bak bu da yine iki kelimeden oluşuyor. Bu da bir tamlama yani. Bizim mahalleye... Bak bu da yine iki kelimeden oluşuyor. Bizim mahalleye geldi. Şimdi bu cümlede tamlama yok. Kardeşi dün mahallemize geldi. Ama burada Gökçe'nin kardeşi dün akşam bizim mahalleye geldi diyorsun. İşte bu cümlede yani alttaki cümlede iki, üç tane tamlama var. Bir, iki, üç tane tamlama var. Bu cümlede ise tamlama yok. Bu cümle sadece böyle tek başına takılan tiplerle dolu. Tamlamalar en az iki kelimenin bir bütün oluşturması demek yani. Gökçe'nin kardeşi dün akşam bizim mahalle yani gökçe'nin geldi ya da dün geldi ya da bizim geldi diyemiyorsun. Bu bir bütün yani. Bunlar çift. Bunlar böyle takılıyorlar yani. Tamam mı? Böyle ikili ikili takılıyorlar. Bunlar ise tek. Tamlamaların özelliği bu. Tamlamalar iki ayrılıyor arkadaşlar. Bir isim tamlamaları var. Bir isim ve tamlaması var. Bir de sıfat tamlamaları var. Burada bir sıfat ve tamlaması var. Ama sonuçta gene çift yani en az. Mesela diyelim ki ...ee... şurayı tabii yanlış yazmışız. Burası nasıl ee, ...hangi... ...kaç olacak? Arkadaşların gözünden kaçmış. Şimdi, bakın şimdi. buraya dikkat dinleyin. Mesela sınav. Nasıl sınav? Zor sınav diyorsun. Bu bir sıfat tanımlaması. Nasıl kalem? Güzel kalem diyorsun. Bu bir sıfat tanımlaması. Mesela... ...ev diyorsun. Nasıl ev? İşte... ...pahalı ev diyorsun. Bu bir sıfat tanımlaması. Anlaştık mı? Şimdi... ...isim tanımlamalarında ise... ...ne, neyin kimin sorularını soruyoruz. Yani sorusundan farkını anlıyoruz. Mesela diyelim ki sınavı ne sınavı? Türkçe sınavı diyorsun. Kimin kalemi? Ali'nin kalemi diyorsun. Kimin evi? Onun evi diyorsun. İşte onun evi Türkçe sınavı Ali'nin kalemi gibi cümleler isim tanıması oluyor. Zor sınav, güzel kalem, pahalı ev, şu ev, bu ev gibi ifadelerde sıfat tanıması oluyor. Peki biz neyin isim tanıması, neyin sıfat tanıması olduğunu nereden buluyoruz? İşte bu yuvarlak için aldığım sorularla buluyoruz. Sen ikinciye sorduğun soru ne neyin kiminse isim tanımasını buluyor sana. İkinciye sorduğun soru nasıl hangi kaçsa sıfat tanımasını buluyor. Bakın üniversiteden çıkmış bir soru. Şimdi yeşil upuzun kavaklıklar nasıl kavaklıklar diyorum bak nasıl kavaklıklar. O zaman bu sıfat tanması. Niye? Az önceki sayfaya geri dönüyorum. Nasıl sorusunu sorduğun zaman sıfat tanıması oluyor. Nasıl kavaklıklar? Yeşil, ufuzun kavaklıklar. Üniversitenin sorusu bu. Kaleye sırtını dayayan kocamış konaklar. Nasıl konaklar? Kaleye sırtını dayayan kocamış konaklar. Nasıl sorusu? Yine sıfat almaz. Çıplak boz renkli tepeler. Nasıl tepeler? Çıplak boz renkli tepeler var. Yine nasıl sorusu? Sıfat almaz. Konak balkonlarının korkuluklarını. Nasıl korkuluklarını mı yoksa... ...neyin korkuluklarını Evet, neyin korkuluklarını? Neyin korkuluklarını? Konak balkonlarının korkuluklarını. İşte bu isim tanıması oluyor. Burası değişti. Her ayrıntı, hangi ayrıntı? Bu da yine sıfat tanıması oluyor. Niye bak? Hangi ayrıntı? Her ayrıntı. Bu da yine sıfat tanıması oluyor. O zaman nasıl, hangi, kaç sorularını bulduran şu ifadeler sıfat tanıması oluyor. Ama neyin korkulukları diye bulduğumuz konak balkonlarının korkulukları ise isim tanıması oluyor. O yüzden cevabımız D oluyor. Başka bir soruya bakalım. Bu da yine 2020'lerde gelmiş bir soru. Bak şimdi. Bizi bize anlatan sanat. Nasıl sanat diyorsun? Sıfat alması soruyor bak. Nasıl sanat? Sıfat alması. Hop bunu yuvarlak için aldım. Bu dönemde. Hangi dönemde diyorsun? Hangi sorusu sıfat tanıması olduğu için? Bu da sıfat tanıması. Oluyor. Devlet tiyatroları. Tiyatroları. Şimdi. Nasıl tiyatroları? Hangi tiyatroları? Kaç tiyatroları mı? Yoksa ne tiyatroları mı? ne tiyatroları dediğim için ne tiyatroları devlet tiyatroları bu isim tanımlaması oluyor. Bu üç cevap tür bakımından bu farklı olmuş oldu. Sahnelediği oyunlarla bak nasıl oyunlar nasıl oyunlar burada yine sıfat tanımlaması sıfat tanımlaması niye çünkü nasıl oyunlar verimli bir yıl nasıl bir yıl verimli bir yıl o zaman bu da yine sıfat alın. Nasıl yıl verimli yıl. Nasıl oyun sahneli oyun. Bu beş numara olacaktı. Ne tiyatrosu, devlet tiyatrosu. Bu isim tanıması Bu kadar basit arkadaşlar. Sonuç olarak isim tanımasında ne, neyin, kimin sorularını soruyoruz. Ceyhun'un çantası. Kimin çantası? Bu kadar basit. Buna biz birinciye tamlayan diyoruz. İkinciye de tamlanan diyoruz. Anlaştık mı? İsim tanımalarının çeşitleri var. İkisi de kalırsa belirtili oluyor. Sadece ikincisi kalırsa belirtisi oluyor. İkisi de kalmasa takısı oluyor. Üç tanesinin birbirine bağlanırsa da zincirleme oluyor. Mesela belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan ne kalır? Yani ının ın, ısı oluyor. Mesela diyelim ki ee, sınavın sınavın soruları diyorsun mesela. Sınavın soruları belirtili isim tamlaması oluyor. Ama belirtili isim tamlamasında sadece ikincisi kalıyor. Yani sınav soruları diyorsun. Sınavın soruları belirtili isim tamlaması, sınav soruları ...belirtisiz isim tanımlaması. Bebeğin bak bebeğin arabası. 2S kalmış. Belirtili isim tanımlaması ama bebek arabası belirtisiz isim tanımlaması. Geldik zincirlemesinin tanımlamasına. Bu da mesela diyelim ki serüven romanlarının okuyucusu. Bu da yine üç tanesi birbirine bağlanıyor. Bir, İki, üç isim birbirine bağlanıyor. Bu zincirleme isim tanıması oluyor. Ama burada şuna dikkat edelim. Mesela diyelim ki okul pencere dedik. Sonra bunu belirtili isim tanıması dedik. Okulun penceresi dedik. Şimdi bu belirtili isim tanıması. Araya sen okulun e, işte e, güzel penceresi dersen bu zincirleme olmuyor. 1 iki, üç tane değil. Bu bir var, iki var. Araya sıfat girmiş. Yani araya sıfat girmesiyle... ...üç tane ismin birbirine bağlanması farklı şeyler. Buna dikkat edin. Bak. Burada üçü de isim. İsim, isim, isim. Burada ise birincisi isim. Üç. Bu da isim ama bu araya giren sıfat. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Takız isim tanıması ise... ...bir varlığın neyden yapıldığını ya da neye benzediğini gösteriyor. Mesela ceket neyden yapılmış? Deriden. Kapı neyden yapılmış? Demirden. Bunlar da takız isim tanımlaması oluyor. Sıfat tanımlamalarını hatırlarsanız... ...nasıl, hangi, kaç sorularını soruyorduk? Mesela diyelim ki... E, ...ev vardı güzel ev dediğimizde bu sıfat tanıması oluyor. Ya da öğrenci mesela çalışkan öğrenci dediğimizde bu sıfat tanıması oluyor. Başka ne olabilir mesela? Diyelim ki okul diyelim. E, renkli okul derseniz bu sıfat tanıması oluyor. Ya da kalem diyelim. İki kalem derseniz bu sıfat tanıması oluyor. Çünkü sıfat tanımalarının soruları belli. Nasıl, hangi ve kaç sorularını sormamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten sıfatın olduğu her yerde sıfat alması vardır. Şimdi gelin son bir soru çözelim ama bunun harici sizler mutlaka TET'de ve ileride gireceğiniz diğer sınavlarda başarılı olmak için sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatımızdan ve Dinamo'dan sizlere ödevlerinizi vermek istiyorum. Sıfırdan ona da arkadaşlar bakın filmsel alakalı sizlere konu anlatımı soru. Konu anlatımı soru, konu anlatımı soru yaptık. Konu anlatımı sorudan sonra sizler mutlaka bu sorularda takıldıklarınızı kare okutarak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan dinleyin. E, tamlamalar da aynı şekilde burada var arkadaşlar. E, sonra isim tamlamaları anlatıyoruz ardından soruları geliyor. Belirtili, belirtisiz, takasız, zincirleme her birinin özellikleri ve soruları burada var. Dinamo Soru Bankamızda da yine aynı şekilde sizler için hazırladığımız filmsel alakalı testlerimiz var. Bunları da yine aynı şekilde şuradan göstermek istiyorum. Burada yine isim tamlamaları testlerimiz var. Ve aynı zamanda burada sizler için hazırladığımız özel yazılı soruları da var. Yani yazılarda faydalı olabilecek yazılı sorular da var. Filmsiyle alakalı yine aynı şekilde burada hem yazılı sorularımız var. İşte kullanılan filmsel olarak türünü yazınız diyor. Takıldığınız zaman da buradan kare koddan soru çözümünü izleyebiliyorsunuz. Şimdi sorumuza bakalım. Hangisinde ad tamlaması ya da sıfat tamlaması yoktur diyor. Ne yapıyorduk? İki tane kelime olacak ad ya da sıfat tamlaması en az. Burada ne, neyin, kimin sorularını sorarak buluyorduk. Burada ise nasıl, hangi, kaç sorularını sorarak buluyorduk. Rumeli'ne varıp Edirne'de saraylar kurmuşlar. Burada bir ikili göremedim ben. Uçsuz bucaksız düzlükler bak. Nasıl düzlükler? Uçsuz bucaksız düzlükler. Bu sıfat tanıması. Bu isim tanımasıydı. Bu da sıfat tanımasıydı. Devam ediyorum. Başı karlı dağlar aşıp buraları yurt edinmişler bak. Nasıl dağlar? Başı karlı dağlar. Bak burada yine bir sıfat tanıması var. Pınar başlarına ırmak boylarına yerleşmişler bak. Pınar başları. Ne başı? Pınar başı. Irmak boyları. Ne boyu? Irmak boyu. Keçi kılına yapılmış çadırlar çadırlarıyla Anadolu'ymuşlar. Nasıl çadır? Keçi kılına yapılmış çadır. Bak nasıl çadır? Keçi kılına yapılmış çadır. Burada yine sıfat anlaması var. Dolayısıyla burada sıfat, burada isim, burada sıfat, burada sıfat anlaması var. Ama A seçeneğinde herhangi bir isim ya da sıfat anlaması yok arkadaşlar. O zaman ödülü soru bekliyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu kitaplarımızda bizim sizler için hazırladığımız aynı zamanda TT tarzı sorular da var. Yani siz aynı konuyu öğrendikten sonra Böyle normal soruları çözdüğünüz gibi. Burada ÖSYM tarz sorular da var. Hem e, film konusuyla alakalı hem de diğer konularla alakalı. Onları da çözebilirsiniz. Hocam ben direkt TYT kitaplarından çalışacağım diyorsanız. Gramatik kitabında da yine hem tamlamaları hem de fiilimsileri adım adım sizlere temel düzey, öğretici soru, metinli soru, yeni soru, zor ve ötesi soru şeklinde adım adım gösterdik. Direkt bu kitabı alıp 9, 10, 11, 12 tüm sınıflarda kullanabileceğiniz şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden e, başarı yolculuğunuzda sizlere kolay gelsin diyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere.